Hayırlı günler dostlar, hoş geldiniz. Bundan 5 gün önce 14 Mayıs'ta Irak Türkmenlerinden Erşad Salih yani Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili'nin açıklamalarını aktarmıştık. Kendisi şu açıklamayı yapmıştı. Parlamentoda Türkmen kitlesi olarak şunu belirtiyoruz. İKB'ye bağlı Kürt silahlı güçlerinden bir grubun Kuzey Petrol Şirketi'ne bağlı Bay Hasan Rafinerisini işgal ettiğini söylemiş ve bunun kabul edilemez olduğunu duyurmuştu. Yani kendisi İşin özeti Peşmerge, Irak, Kerkük'te petrolü işgal etmişti. Ardından Başbakan Kazimi'ye acil çağrı yollayan Erşad Salih, bu işgal gelişiminin derhal önüne geçilmedir açıklamasını yapmıştı. O günden beri bu haberi takip edeceğimizi söylemiştik. 5 gün oldu. Ne değişti derseniz Anadolu Ajansı tarafından yeni haber servis ediliyor. IKBY'de birçok petrol kuyusu Kerkük'te Peşmerge'nin eline geçmiş durumda. O gün bir petrol kuyusuyla başlayan iş bugün adeta Kerkük'teki önemli tüm petrol kuyularının peşmergeye geçmesiyle sonuçlanıyor. Irak'ın ayrılıkçı bölücü bölgesel yönetimine bağlı silahlı çetelerin yaklaşık 5 yıl sonra yeniden Kerkük'te bazı petrol kuyularını ele geçirmesi kentteki 2017 öncesi tabloyu gündeme taşıyor. Bilindiği gibi Irak'ın petrol rezervi 150 milyar varil, Kerkük'ün petrol rezervi 9 milyar varil, Kerkük'te 5 büyük petrol sahası bulunuyor. Havana, Bayasan, Baba Gürgür, Habbas ve Cumhur burada peşmerge birçok petrol sahasını işgal etmiş durumda. Haritada zaten peşmergenin işgal ettiği sahalar net olarak gösterilmiş. Bu bağlamda şunu söyleyelim. Günlük petrol üretim kapasitesi 340 bin varil. Günlük ortalama 100 bin varil boru hattıyla Ceyhan Limanı ihraç ediliyor. Kerkük Ortadoğu'nun en eski ve zengin petrol kuyularına sahip bölgesi olma özelliğini taşıyor. Fakat günümüzde burası peşmerke tarafından işgal edildi. Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi petrol zengini Türkler bu petrolün hayrını göremiyor. Benzer şekilde bilindiği gibi Türkmenistan'da devasa petrol var fakat orada da dikta rejimi yine Azerbaycan'da devasa derecede gaz olmasına rağmen halkın durumu oldukça zor. Bu kapsamda bugün itibariyle Irak Türkmenleri de zorda, Kerkük'te Irak Türkmenlerinin hakkı olan petrol peşmergeye peşkeş çekilmiş durumda. Diğer haberlerimizi aktaralım. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov şunu söylüyor. Vladimir Putin'e her zaman bir çanta nükleer taşıyan iki deniz subayı eşlik ediyor. Putin bu şekilde nükleeri yanında taşıyor açıklamasını yaparken. Daha sonrasında Rusya Devlet Duması Milletvekili Alexey Zuralev konuşuyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına bağlı olarak şunu söyledi. Kaç NATO ülkesini haritadan sileceğimiz umurumuzda değil. Finlandiya veya İsveç kabul edilir veya edilmez. 28 veya 32 fark etmez. Hepsini yok ederiz açıklamasını yapıyor. Milli Savunma Bakanlığımız basın açıklaması yaparken Suriye'deki son duruma ilişkin açıklama şu şekilde. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 19 teröristin ordumuz tarafından öldürüldüğü de duyuruldu. Ülkemizin en çok silah satın aldığı ülkenin İtalya olduğunu hatırlatalım. İtalya, Amerika ardından İspanya geliyor. Daha öncesinde bu listeyi paylaşmıştık. Haberimizle ilgisi olmasa da tekrar ettik. İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait ITS Lubecchio Fırkateyni'nin Aksaz deniz üstüne liman ziyaretinde bulunduğuna dair görüntüleri de görmektesiniz. Slovakya'nın Kosice kentinde bulunan Nizna kasabasında terk edilmiş maden drenajı nedeniyle buradaki nehir kızıl renge döndü terk edilmiş siderit maden kuyuları sebebiyle Şubat ayından bu yana nehirin ana akıntısına sızma yaparak her geçen gün nehri daha da kirletirken Türk Kızılayımız 2011'de yaşanan büyük kuraklıktan bu yana her gün Somali'de yoksul, yetim ve engellileri yeniden hayata bağlarken başkent Mogadishu başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine düzenli olarak Türk bağışçıların yardımlarını ulaştıran Türk Kızılay'ı açtığı aşeviyle günlük 3150 kişiye sıcak yemek çıkartıyor. Bugün buradan görüntü servis edildi. İtalya Başbakanı Mario Draghi'den Türkiye mesajı geliyor. Temmuz başında Türkiye'yle ikili zirve için Ankara'da olacağım. Bu görüşmede çatışma bağlamındaki diplomatik ve müzakere yönlerini İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele alacağız açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi kendisi geçen yıllarda göreve gelir gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek diktatör demişti. Ardından kendisi geri adım atarak Türkiye ile görüşmek istediğini de belirtiyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tüm Genel Igor Konoşenkov son 3 günde Maripul'da Azov Stal Fabrikası sahasında 1730 Ukraynalı askerin teslim olduğunu söylerken Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Azov taburundan 771 savaşçının son bir gün içerisinde teslim olduğunu ve bu sayının toplam 1730'a ulaştığını da duyuruyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Brüksel'de Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği temsilcileriyle yapacağı görüşmeler hakkında açıklamada bulunurken Avrupa Birliği'nin Minsk Grubu Eş Başkanlığı yetkilisine dayanarak barış sürecini desteklemesini bekliyoruz. Görüşme sırasında Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılması, Ermeni kültürel mirasının korunması ve Dağlık Karabağ İtilafı'nın geri kalan diğer meselelerini tartışacağız açıklamasını yaparken aslında yine saçma sapan konuşmuş. Bizim için Dağlı Karabağ'daki Ermenilerin hakları ve güvenlik meselesini ve Dağlı Karabağ'ın statüsünü tartışmak çok önemli. Barış anlaşmasına ilişkin bu müzakerelerin Agit Minsk grubu eş başkanlığı çerçevesinde ve bu çerçeve yetkisine yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 16 ile 17 Mayıs'ta toplanması gereken sınır belirleme komisyonu ile ilgili olarak toplantı olmadı. Tarafların üzerinde anlaşmaya varacağı bazı teknik hususlar var. Ve umarım önümüzdeki günlerde ve haftalarda Nihayet bu toplantıyı yapacağız Açıklamasını yapıyor Kaybeden Ermenistan hala utanmadan Statiko'dan ve Agit Minsk grubundan bahsetmiş Taşkent'e gidiyoruz Şangay İşbili üye devletlerinin Kültür bakanları toplantısı düzenleniyor Dünya haber ajansının aktardığına göre Şangay İşbili örgüt ülkelerinin Kültür bakanları Özbekistan'da toplandı Toplantıdan görüntüleri görmektesiniz Hindistan Kazakistan Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan buraya katılım sağlıyor. Kültür Bakanları toplantıları yılda bir kez yapılır. İlk toplantı 12 Nisan 2002'de Pekin'de yapılmıştı ve bugün bir kez daha toplantı düzenleniyor. Putin ve Tokayev telefonda ticari ve ekonomik işbirliğini görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüşürken Görüşme sırasında ticaret ve ekonomik işbirliğine ilişkin bir dizi pratik konu dahil olmak üzere ikili gündemdeki güncel konular tartışıldı. Telefon görüşmesi Vladimir Putin ile Kasım Cömert Tokayev arasında 16 Mayıs'ta GSTO yıl dönümü zirvesi sırasında gerçekleşen görüşmenin devamı niteliğinde yapılırken Moskova ziyareti sırasında Tokayev hükümetine Rusya'daki yatırımları arttırma talimatı vermişti. İki ülkenin liderleri Avrasyalı'nın da entegrasyon, ve çok sayıda faaliyet kapsamında görüşme gerçekleştirirken Rusya ve Kazakistan arasındaki ittifak ve stratejik ortaklık ilişkilerini kapsamlı bir şekilde güçlendirmeye yönelik karşılıklı eğilimi teyit ediyor. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.